İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Ekim Cuma günü akşam 7 sularındayız. Dolar analizi videosuna başlıyoruz. Öncelikle İzmir'de bugün bir deprem oldu. Orada yakınları veya kendisi yaralanan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. O yüzden birazcık moral bozukluğu var ama bunu da mazur görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi dolar analizine başlamadan önce hemen dünkü yazdığımız özet burada duruyor arkadaşlar. Onları bir okuyalım. Dolar TL'de günlükte şu aşamada 8.32 direncine takıldık. Düzeltme içerisine girdik. Günlükte henüz düşüş trendi teyitli değil demişim arkadaşlar. Ama 5 saatlik bazda yani kısa vadede 8.30'dan düşüş teyitlendi. 8.27'ye kadar düşüş olması bekliyorum diye önemli destek olduğunu da anlatmışız arkadaşlar 8.27'nin. Eğer onun altında kapanış yaparsak da ani hareketlerde 8.24 ve 8.19'lar bize destek olacak diye belirtmişiz. Şimdi ben bu özeti siliyorum. Yeni özetimizi videonun sonunda yazacağız. Evet, günlük bazda baktığımızda göstergeler oldukça yukarı seviyelere doğru gitmeye devam ediyor. 83 seviyesine bir önceki tepe noktası iki kere hatta o seviyeye yaklaşmışız. Giderek yaklaşıyoruz. Yaklaşık 1-2 gün sonra sanki 83 seviyesine yaklaşacağız. İlla oradan dönecek diye bir şey yok ama oralar bizim için rekor seviyeler. Onu da hatırlatalım RSI açısından. Evet, günlük kısa vadeli göstergemize baktığımızda da orada da tepe noktasına yaklaşıyoruz. MACD'de bir negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. 3 gündür burada aslında göstergeler gücünü birazcık kaybediyor. O konuda uyarmakta fayda var. Dün biz 8.32 etrafında takılmıştık. Üstte Bollinger bandımızın 8.36 civarında üst noktası bulunmaktaydı. Bugün için 8.43'lere kadar bu seviye yükseldi. Eğer pazartesi de bu şekilde devam ederse 8.43-8.44 seviyesinde yükselmesini beklerim arkadaşlar. Bollinger üst bandının. Şu an ise 8.38-83'lerde geziniyoruz. Yükseliş hareketi ciddi bir şekilde devam ediyor. Dünkü 5 saatlikteki hemen açalım o grafiği. Düzeltme hareketi bakın 8.32'den bir düzeltme hareketi gelmişti. 8.27'ler bize destek olması gerekiyor diye önemli destek diye bahsetmiştik. Bakın gördüğümüz en düşük seviye neredeyse 8.27 civarı. Dolayısıyla o seviyeler 26-27 seviyeleri bize destek oldu. Ve düzeltmesini yapıp şu düzeltmesini yapıp yukarı doğru devam ediyor. Dolayısıyla daha üst noktaları hedefliyor gördüğünüz gibi. Peki bizim karşımıza nereler çıkabilir 5 saatlik grafiğe göre? Hemen bir ona bakalım. Burada düzeltmesini şöyle yaptığını varsayarsak. Doğru bir şekilde yaptığımı kontrol edeyim. Evet, burada 8.42 ve 8.46'ya doğru bir hareketin söz konusu olabileceğini görüyorum. Burada ilk desteğimiz 8.36, 8.36'nın altında kapanışı yaparsak o durumda yeniden bir 8.32'ye doğru, 33.32'ye doğru bir hareket olabilir. Ancak kısa vadede göstergelere de baktığımızda yukarı doğru hareket devam ediyor arkadaşlar. Anormal bir eğimle beraber RSI'da hareket devam ediyor. Bakın 90 seviyesinden aşağı doğru geri geldi. Şu an 82'lerdeyiz. Tekrar 90'lara mı gideriz yoksa aşağı belli yerlerde döner miyiz? Orası da 8.42 ve 8.46'ymış gibi geldi bana kısa vadeye bakınca. Peki günlük vadeye baktığımızda oradaki göstergeler neydi? Demin söylediğimiz gibi tepe noktalarda bulunuyoruz. Burada da orada da Fibonacci açısından baktığımızda değerlendirirsek arkadaşlar şöyle bir grafik çizdiğimizde evet burada daha üst noktalarda 8.50-8.55'lerin olduğunu bize gösteriyor. Daha üst noktalarda arkadaşlar tabi bu hemen olacak diye bir şey yok. 1-2-3-4 gün sonra belki 8.55'lerin görülme ihtimali var arkadaşlar. Bize bunu gösteriyor eğer bu trend bu şekilde devam ederse. Maalesef arkadaşlar dolar TL'de yükseliş hareketi devam ediyor. Biz 8.31-8.30 civarındaki 8.32 diyelim. 8.32 seviyesinin altında kapanış yapmadığım sürece günlük bazda yukarı doğru devam edecektir. 5 saatlik bazda da bakın buradaki düşüş hareketi, daha doğrusu düzeltme hareketi 8.26-8.27'de son bulmuş ve yukarı doğru gidiyor. 8.32'lerin kırılmasıyla beraber
5 saatlik bazda da yükseliş hareketine geri dönmüş durumdayız. Günlük bazda zaten günlük bazda aşağı doğru bir trend oluşmamıştı. Şimdi özetimizi yapalım arkadaşlar. Dolar'da yükseliş hareketi, son sürat devam ediyor. 8.32 üzerinde hedefler 8.42, 8.45 ve 8.55 diye buraya not düşelim. Altta destek 8.32, daha altta biliyorsunuz 8.26'lar vardı. Bunları not edip buraya kaydedelim. Evet, bunu kaydettikten sonra bir de dolar endeksine bakalım arkadaşlar. Onu atlamayalım. Dolar endeksinde de bugün bir yükseliş var mı? Bu bize destek yaratıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi dolar endeksinde de bugün çok ciddi bir yükseliş var. Şöyle diyeyim size, bakın şurada 94.70'lerden başlayan 92'lere kadar olan düşüş trendi, bakın burada 2 gün 3 gün önce 93.4'lerde kırıldı ve yukarı doğru hareket devam ediyor. İlk direnç seviyesi 93.8'lerde bulunuyordu. O seviyenin üzerine çıkılmasıyla beraber daha üst noktalara gidiyoruz. Arada bir tane Fibonacci seviyesi var mı, ona bakmak istiyorum. Evet, burada 94.2'ler var. Hedefi, yeni hedefi arkadaşlar dolar endeksinin 94.2 olarak ben görüyorum ve 94.2'lerin de 1-2 gün içerisinde test edilmesini bekliyorum. Peki 5 saatlik grafiğe baktığımızda o da yukarı doğru gidiyor. Günlük duruma baktığımızda o da yukarı doğru gidecekmiş gibi geldi. Yani dolar endeksi de maalesef dolara destek oluyor. Şimdi tersten bakmamıza çok gerek yok diye bazı arkadaşlar söylüyor ama şöyle bir göz gezdireceğim ben sadece. Türk lirası USD. Bugün kısa yapalım. Gördüğünüz gibi burada da düşüş net bir şekilde devam ediyor. Dip seviyelere doğru yaklaşsak da halen arkadaşlar ciddi manada düşüş devam ediyor. 5 saatlik grafiğe bakalım. 5 saatlikte de görünüm olumsuz. Dolayısıyla düşüş devam edecekmiş gibi geldi bana. Türk lirası USD tarafında, yani dolar TL'nin yükselişi sanki devam edecekmiş gibi gözüküyor pazartesi günü. Evet, yatırım tavsiyesi olmadan bunları da aktardıktan sonra özetimizi buraya koyduk. Kaydettik. Yine yeni günde sizlerle beraber tartışacağız. Özetle arkadaşlar, dolar 8.32 üzerinde kaldıkça yukarı hareketleri devam edecek. İlk hedefi 8.41-42 civarında, sonrasındaki direnç seviyesi 8.45'te ve daha da uzun tarafta 8.55'ler var. Burada tabii ki salı günü bir seçim var. Amerikan seçimleri. Trump mı gelecek, Biden mı gelecek? Bu tamamen haber akışına bağlı olduğu için ben çok yorum yapmak istemiyorum ama temel analiz olarak bazı noktaları var. Onları gerekirse, zaman bulursak pazartesi günü değinme şansımız olursa onu planlamaya çalışacağım arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza isterseniz abone olabilirsiniz. Katıl butonuyla da destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.